Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda Node.js'le API tarafımıza başlamıştık. Bu videoda Node.js tarafını daha ilerlemeden projemizi açık kaynak olarak GitHub üzerine paylaşacağız. GitHub öncelikle bir repo oluşturacağız. Repo dediğimiz kavram şuradan ben Arkkod'un hesabına geçiş yapayım. Burada solda benim gördüğünüz gibi mevcut repolarım gözüküyor. Repo dediğimiz kavram şurada da gösteriyor zaten. Your Repository. Şuradan girelim. Bunlar aslında bizim depomuz oluyor. Benim kendi profilim açıldı. Şuradan yeni bir repo oluşturalım. Repomuzun ismi ne olsun? Sesli Kitap API diyelim. Açıklaması YouTube üzerinde yapılan sesli kitap uygulaması için web servis diyelim. Daha şöyle küçük yazalım. Hatta YouTube'u bile silebiliriz. Alt kısımda bize public ve private olarak gösteriyor. Ben bunu organizasyonda oluşturduğum için private olarak oluşturamıyorum. Normal hesaplarınızda private olarak oluşturabilirsiniz. Çünkü bu ücretsiz olan organizasyon tarafı. Burada bize bir seçenek veriyor. Bir README dosyası oluşturulsun mu reponun içine diyor. Bunu biz seçmeyeceğiz şu anda. Kitignore dosyasından bahsetmiş. Şu anda onu da seçmeyeceğim. Onun için ayrı bir araç göstereceğim. Lisansımızı da şu anda seçmeyelim. Repomuzu oluşturalım. Direkt bu repo oluşturmaya girdik ama GitHub nedir? Git nedir? Bunlardan da bahsedeyim biraz. Git versiyon kontrol sistemlerinden en popüler olanlarından biri. GitHub'da aslında bu Git temelinde bir sunucu sağlıyor size. Siz bu Git sunucusunu kendi serverınıza da kurabilirsiniz ya da GitHub gibi farklı alternatifler de var. Örneğin GitLab var ya da Bitbucket var. Buralardan da ücretsiz olarak Git sunucularına ulaşabilirsiniz. Kendi repolarınızı taşırsınız. Yani bu üçünde de ücretsiz olarak repo oluşturabiliyorsunuz diye biliyorum şu anlık. GitLab'ı hiç kullanmadım ama Bitbucket'ta oluşturulabiliyor. Şimdi burada bize bazı komutlar göstermiş. Biz bu repo'yu oluşturduk ama nasıl bağlantı yapacağız? Burada HTTPS ve SSH olarak iki seçenek var. Burada ben SSH olarak kullanıyorum. Bilgisayarımın SSH'ını GitHub'a ekledim. Beni direkt tanıyor. Herhangi bir şifre vesaire sormuyor. Buradan siz HTTPS olarak seçebilirsiniz. Sadece kullanırken bir şifre sorar. SSH bağlantısını bilgisayarınıza eklemek için de şuradan GitHub SSH derseniz şurada zaten daha önce girmişim. SSH nedir? Ben bu bağlantıları nasıl yapacağınıza kadar bir doküman sağlıyor size. Çok basit bir şekilde bunu ekleyebilirsiniz bilgisayarınızdan GitHub'a. Şimdi Git'i kurmaya da göstereyim bu arada. Kurmaya değil de nereden indireceğinizi. git-scm.com'dan buradan indirmeler arasından işletim sisteminize uygun olanı indiriyorsunuz. İleri ileri diyerek kuruyorsunuz. Zaten Linux'te veya macOS'taysanız Mac'te bir evle Linux'ta da sisteminizin uygun paket yöneticisiyle örneğin APT olabilir. Direkt kurabilirsiniz. Genel olarak Git'tir yani ismi. Şimdi bunu kurduğunuz zaman şöyle bir uygulama gelecek. Eğer Linux veya Mac'te kuruyorsanız uygulama gelmeyecek. Bu 5 komutlarını Windows'ta yazabilmemizi sağlayan bir terminal oluşturuyor. Aynı şekilde burada Git GUI da var. Bu da görüntülü olarak yönetmenizi sağlıyor. Biz bunları kullanmayacağız. Eğer kod yazmadan görüntülü olarak kullanmak isterseniz GitHub'ın desktop versiyonu var zaten. Bunda Edektron ile yazılmış. Tüm işletim sistemlerinde çalışıyor. Şöyle bunu da indirip kullanabilirsiniz ama terminal üzerinden daha rahat bir şekilde kullanıyorum ben. Şöyle adım adım bize neler yapacağımızı göstermiş. Biz öncelikle burada terminalden projemizin dizinine girelim. CD sesli kitap API yapmıştık mı? Şöyle geldikten sonra git init diyerek bir git repositosunu oluşturduk. Empty boş diyor. Burada git @readme_md demiş. Bizim böyle bir dosyamız olmaması gerekiyor şu anda. Bir bakalım. Evet yok. Şu anlık bir bu şekilde gönderelim. Burada git @readme_md yerine
Bizim tek bir dosyamız yok. Biz hepsini göndereceğiz. O yüzden ben nokta diyorum. Yani buradaki ve alt dizindeki her şeyi gönder. Ama gördüğünüz gibi şu anda bir sürü şey ekledi. Burada mesela bizim klasörümüzde neler vardı? Şöyle bakalım. Sesli kitap API dedi. Mesela burada gitmemesi gereken ne var? Node modules var. Çünkü neden? Bunu adam zaten package.json'dan npm install yap dediği zaman hepsini bilgisayarına indirecek. Bunu biz boşu boşuna göndermemize gerek yok. Zaten şöyle bakalım. 3 MB yer kaplıyor. Projemizin geri kalanı bu hariç ne kadar? Şuradan Git'i de kaldırayım. 44 KB gördüğünüz gibi. Yani megabaytın çok çok altında bir değerde şu anda. Mesela 44 KB olması yerine neden 3,5 MB olsun? O yüzden hatta bu gitgide de artacaktır projelere göre. Örneğin bir React Native projesinde neredeyse projelerde 1 GB'a yakın bir dosya boyutu oluyor her şeyi gönderdiğiniz zaman. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapmayız? Biz az önce bir soru sormuştuk. Gitignore ekleyelim mi diye. Hayır demiştik. Biz şimdi bir Gitignore oluşturacağız kendimize. Gitignore Creator'u kullanacağım ben. .io. Şimdi burada bize bir Gitignore dosyası oluşturacak. Bizim Gitignore dosyasında neleri Git sunucusuna göndermeyeceğimizi belirtecek. Biz şu anda ne kullanıyoruz? Windows kullanıyoruz. İleride başka kullananlar olur diye de ben diğer işletim sistemlerini de ekliyorum buraya. Sonrasında ne kullanıyoruz? Node.js kullanıyoruz. Node'u ekleyelim. Express var mı? Express yok. Bazı kütüphaneler de oluyor. Mesela burada React var, React Native var. Mobil tarafta bunları kullanacağız. Başka ne kullandık? Bakalım. Mongo ile koymamışlar. Şu an için o zaman bunlar bize yeterli. Tamam. Şu şekilde ben bir yarat diyorum. Bir dosya oluşturacak bize. Şöyle bir dosyayı verdi bize. Şimdi şunu komple kopyalayalım. Burada bir klasör değil, yanlış oluşturdum, kusura bakmayın. Bir dosya oluşturuyorum. Nokta git ignore. Dosyanın uzantısı olmayacak. Mesela az önce yeni metin belgesi txt olduğunu düşünün. Nokta txt yok, sadece dosya. Bu dosyanın başındaki nokta da normalde gizli dosya olduğu anlamına geliyor. Şöyle mesela LL'le baktığım zaman, yani basında bu ls list all yaptığımız zaman normalde buradaki L parametresi bunları detaylı ile alt alta diziyor. A parametresi de her şeyi gösteren anlamına geliyor. Mesela buradaki nokta git vardı, nokta git ignore vardı. İkisini de burada görüyoruz ama normal list L diyelim. Hepsini göster demediğimiz zaman gördüğünüz gibi bazıları gizli dosya. Yani normalde Linux tarafında başında nokta olanlar gizli dosya olarak geçer. Yani bu şekilde görebiliriz. Burada da 5 tarafında öyle gösteriyor ama burada direkt görebiliyoruz. Çünkü Windows'da öyle bir kavram yok. Ama yine de burada kendisi klasör olarak gizli klasöre almış bunu. Windows tarafında da uygulamış. Şimdi bunu oluşturduk. İçine bunu yapıştıralım. Bunu kopyalamışız yanlışlıkla. Şunu tekrar kopyalıyorum. Buraya attığım zaman şimdi burada tekrar geliyorum. Git add diyorum. Şöyle git status diye baktığımız zaman hangi dosyalar var? Hepsini almış. Yani şu anda olmuyor. Neden? Çünkü az önce biz zaten ekledik bunu. Bunun için bir temizlememiz gerekiyor. Git cache clear. Şöyle yapayım. Ne demiş? Git rm. Rm cached noktayı diye demiş. Biz buradaki hepsini cache'den kaldıralım. Şekilde çalışmıyor. Az önce yanlış yazdık sanırım. Gördüğünüz gibi şu anda cache'deki bütün dosyaları sildi. Şimdi eklemeyi tekrar yapacağız. Git add nokta diyorum. Buradaki her şeyi ekle. Şimdi git status diye bakalım. Hangi dosyalar var? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dosyamız var. Az önceki yeşillere bakalım bir de şöyle büyütüp. Şunların hepsi vardı yani. Artık bunlar gitmeyecek. Bunları indirmeye de göstereceğim birazdan. Şimdi biz dosyalarımızı git tarafına ekledik. Şu sekmeyi kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Git ignore'umuzu oluşturduk. Hatta şöyle bir şey göstereyim. Biz bunu Visual Studio Code'da açtığımız zaman şunu kapatalım. Şurada bir renklendirme olması gerekiyor normalde. Gördüğünüz gibi yeni eklenen dosyaları burada mesela E olarak, ed olarak gösteriyor.
Burada bunun kendi eklentisi de var. Şurada soldan üçüncüsü. Burada versiyon kontrol sistemindeki şeyleri görebiliyorsunuz. Hatta şu altta mı oluyordu? Yok, solda. Buradan branch oluşturmuş. Buradan tool olarak direkt commit vesaire de atabiliyordunuz görsel olarak ama şu anda tam nerede bilmiyorum. Buradan kullanmadığım için. Şöyle mesela burada gri olarak node modülsü gösteriyor. Çünkü bu gitmeyecek. Biz bunu engelledik. O yüzden dahil edilmediğinde bir renk olarak bize bilgi veriyor VS Code. Şimdi bunu yaptık. Sonrasında bir commit göndermemiz gerekiyor. Commit dediğimiz kavram da örneğin ben şurada mevcut repolarımdan birini açayım. Şurada mesela şunu değil de kendi profilimden bir tane açayım. Daha fazla reposu olan. Şurada mesela güvercin. Güvercinin içinde 86 tane commit bulunuyor. Mesela ne yapmışım? README'de bir düzenleme yapıp boşlukları silmişim. Alt taraflara gideyim. Mesela database'in name'ini değiştirmişim. İsmini değiştirmişim. Lokasyonunu değiştirmişim. Burada mesela burada tıkladığım zaman koduna da bakabiliyorum. O anki koda bakabiliyorum. Ekstra olarak burada benim sadece yaptığım değişiklikleri de görebiliyorum. Örneğin ben burada yeşil satır eklemişim. Alt tarafta da burada adaptörü silip altına bunları eklemişim. Yani neyi silip neyi eklediğimi burada görebilirim. Birinin neler yaptığını buradan takip edebilirsiniz. Şimdi biz commit mesajı olarak normalde İngilizce yazıyoruz ama şu anda ben Türkçe yazacağım. Proje. Şöyle yapalım. Express projesi oluşturulu. Çünkü buna sürekli commit atacağımız için düzgün mesajlar yapalım. İleride baktığımız zaman anlamlı şeyler olsun. Mesela bir yerde bir hata yaptığımız zaman geri dönebilelim. Express projesi oluşturuldu. Diyelim, commitleyelim. Burada git commit dedik. Tire m mesaj olarak mesajın parametresi. Buradaki tırnak işaretleri de arada boşluk bırakabilmemizi sağlıyor. Mesela şöyle bir şey yapsaydık. Commit m. Merhaba deseydik bu kabul olurdu ama buraya gidip ben böyle böyle bir şey yazsaydım ya da merhaba dünya deseydim burada bunu iki farklı parametre olarak görecekti. Bunu tek parametre olarak algılayabilmesi için bunları tırnak için alıyoruz. Bu da kısa bir bilgi olsun böyle. Sonrasında bizim burada hangi server'a bağlanacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Git remote origin at şu ters yazdık. Remote at origin. Kopyalayamadım mı? Şöyle. Hatta şuradan alayım. Burada belki bir biçimli geliyor olabilir. Git remote at origin. Sonrasında da yapıştırıyorum. Bunu eklediğim zaman artık biz bir sunucuya bağlıyız. Şöyle yapalım. Git remote tire v diyelim. Hangi sunucuya bağlandığımızı görelim. Burada origin olarak ne diyor? Bizim URL'imizi vermiş. Yanında da fetch yazıyor. Fetch veriyi almak, push da veriyi göndermek olarak geçiyor. Mesela şöyle şuradan push olarak gönderdiğimizde artık sunucudaki bu bizim repomuza kodlarımız ulaşmış olacak. Hemen onu da gönderelim. Git push origin master. Master nasıl okunuyorsa. Şimdi gönderimi sağlıyoruz. Şurada bir sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi kodlarımız buraya gelmiş oldu. Bir tane commitimiz var. Şöyle burada yapılan değişikliklere baktığımız zaman her şey yerini oluşturduk. Hepsini gösterecek o yüzden. Bize bir readme oluştur diyor. Onu da oluşturacağız şimdi. Şurada yanlış bir yazım hatası yapmışız. Onu düzeltelim. Sonrasında burada branch kavramı var. Branch de farklı yollar olarak düşünebilirsiniz. Örneğin birden fazla branch olan uygulamalardan birini açalım. Mesela React'ı açalım. İçindeki branchleri bir inceleyelim. 55 farklı branch'i varmış React.js'in. Burada mesela default branch default olarak geçiyor. Alt tarafta farklı branch'ler var. Adamlar mesela her versiyonu farklı bir branch'te oluşturup paylaşmışlar. Bunu ne için yaparız? Mesela şöyle düşünün. Siz GitHub'da bir projeyi geliştirirken burada paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda buradan bazı deploy işlemlerini de canlı olarak yapabiliyorsunuz. Onun için mesela bir branch'te sizin gerçekten şu anda çalıştırdığınız kod olur. Bir branch'te de geliştirme yaptığınız ortam olur.
Geliştirme yaptığınız ortamda testlerinizi yaparsınız. Sonra bunu master branch'ine atarsınız. Yani her şey artık tamam, buradan devam edeceğiz gibi. Sonra tekrar development'tan geliştirip buraya atarsınız. Yani projeniz hiçbir zaman anlık çalışmayı durdurmaz. Sonrasında yanında paketler var. Şu an için buraya girmeyeceğiz. Release'ler var. Burada release'lerde mesela şurada bizim güvercin uygulamamız da vardı. Siz burada sürüm oluşturuyorsunuz. Örneğin burada iki sürüm var. 1.0.0 ve 1.0.1 olarak. Burada farklı dosyalar paylaşabiliyorsunuz. Direkt olarak indirilebilir ve kurulabilir. Bunlar GitHub'ın kendi sunucusunda barınıyor. Mesela burada son sürüm olarak gösteriyor bunu da. Kontribütörlerde kimlerin bu projeye katkı sağladığını gösteriyor. Tekrar aynı projeye geliyoruz. Hep aynı örnekten gidiyoruz. Şurada mesela güvercinde iki tane katkı sağlayan kişi var. Biri ben, biri de Ahmet arkadaşım. Beraber geliştirdiğimiz için bizim neler yaptığımızı, ne kadar commit attığımızı, mesela 20 commit, 55 commit, 1000 satır ekleme yapmış, 930 satır silme yapmış. Buradan böyle tıkladığımız zaman profiline gittik. Buraya gitmeyeceğiz. Şuradan commitlerine tıkladığımız zaman neler yaptığında sadece bireysel olarak görebiliyorsunuz kişilerin. Bu yine burada açık kalsın. Belki bir şey gösterirken lazım olur. Ya burada istatistiklerde zaten farklı istatistikler de var. Trafiktir mesela kaç kişi erişmiş, commitlerde neler olmuş, böyle veri olarak gösteriyor. Burada gereksinimlerinizi listeliyor burada. Gereksinimler mesela bizde ne var? Burada Express var, NodeMoon var. Burada da aynı şekilde bu paketleri biz gereksinim duymuşuz. Burada gösteriyor sen yani Express ve NodeMoon'u. Bunlar da log.json dedi. Bizim bu paketlerimizin duyduğu gereksinimler olarak yani toplamda biz kaç paket kullanıyormuşuz aslında? 150 paket kullanıyoruz. Biz iki tane kullanıyoruz ama örneğin Express A paketini kullanıyor. A paketi B paketini kullanıyor. B paketi C paketini kullanıyor. Aslında böyle neredeyse sonsuz bir gidişatı oluyor. Böyle gide gide biz iki pakette 150 pakete kadar gitmişiz. Mesela şöyle en basit örneklerden birine bakalım tekrar. React'ta mesela toplam kaç farklı pakete gereksinim duyuyorlar? İnceleyelim. Bunlar yan log olarak tutmuşlar. 724 pakete gereksinim duyuyormuş React mesela. Burada farklı paket dosyaları da var. Bunların arasındaki gereksinimler de mesela burada 920 tane diyor. Bunlar büyük ihtimal versiyonlara göre değişiklik gösteriyor. Burayı kapatabiliriz. Hatta mesela burada bizim gereksinimlerimiz arasında bir problem var diyor. Mesela güvenlik sorunu diyor. GitHub bunu da bize bildiriyor. Mesela ben bir paketi kullanıyorum. Neyi kullanıyorum? Minimist'i kullanıyorum mesela. Diyor ki bunun 1.2.2'sinin versiyonunda altındakilerde bir açık var. Burada açığı da belirtiyor. Bunu düzeltmeni söylüyor sana. Seni uyarıyor aslında yani. Herhangi bir sorun olduğu zaman. Burada kitapta başka ne var? Fork kavramı var. Fork kavramı da örneğin şöyle birinin projesini forklayalım hemen. Ana sayfamızda neler var? Şöyle mesela Adem İlter şu projeyi starlamış. Şöyle bir proje var. Ben bunu gelip forkladığım zaman nereye forklayacağım? Orçun'un hesabına forklayacağım. Bu projenin aynısını birazdan benim hesabıma çekecek. Burada zaten gösteriyor. Normalde az önce proje neydi? Şu kullanıcının altında bu isimde bir proje vardı. Artık proje ismi aynı duruyor. Ama bende de bu proje var. Ve bunu fork diyor. Orijinal kullanıcıdan aldığımı gösteriyor. Ben burada kendim geliştirmeler yapabilirim. Mesela diyelim geldik burada diyelim sallama olarak index.js içine girdim. Aynı dosya bende de var. Burada diyelim ki şu 23. satırda bir hata gördüm ben. Bunun böyle olmaması gerekiyor ya da bir geliştirme yapmak istiyorum. Ben buradan kendi kodumu değiştiriyorum. Sonrasında pull request dediğimiz kavramla orijinal projeye istek gönderiyorum. Diyorum ki ben böyle böyle bir şey yaptım. Bunu faydalı buluyorsan kendi projene kabul edip birleştirebilirsin. Yani bu şekilde aslında açık kaynak herkes bu projeleri geliştirebilir oluyor. Ama en son yine mesela ben gidip de kafama göre birinin projesini değiştiremem. Sahibinin bir şekilde bunu onaylaması gerekiyor.
Açık kaynak projeler aslında bu şekilde ilerliyor. Sonrasında bakalım, mesela biz bu projeyi buraya aldık. Bundan sonrasında ekleme yapacağımız zaman şu remote komutunu bir daha yazmayacağız. Çünkü arka tarafta bunu kabul ediyor. Biz bir şey yaptığımız zaman mesela şurada bir README dosyası oluşturalım. README.md diyeyim. Şunu da şöyle. Bu mu? Bu değil. Preview olarak yana açayım. Bu da .md uzantısı Markdown olarak geçiyor. Markdown. Hatta görsellerden değil de. Şöyle bir Markdown yazım stili aslında. Mesela nasıl HTML'de bir şekilli şukullu yazmalar yapıyoruz. Bununla da aynı şekilde bazı yazım şekilleri var. Örneğin şöyle başına hashtag koyduğunuz zaman başlık oluyor. Ne diyelim buraya? Sesli kitap API diyelim mesela. Altına geçtiğimiz zaman bu projede Node.js ve MongoDB kullanarak bir web servis yaptık diyelim. Bunu kaydedeyim. Şimdi ne yapacağız? Burada zaten terminalimiz var. Ama şuradan yapayım ben yine. Bir fark yok. Bu arada buradan da kullanabilirsiniz. Bunu Windows'un kendi kontrol panelinden, CMD'den de yapabilirsiniz. Bir farkı yok yani. Şimdi ben bir değişiklik yaptım. Normalde nokta add dediğim zaman bütün projeyi alacak. Alsın bakalım. Yani aslında sadece ritmi aldı. Burada yeşil gösteriyor zaten. Bunun yerine böyle gidip tek dosyanın ismini de ekleyebilirdim. Bir farkı olmazdı. Commit atalım. Ne diyelim? Şu anda ne yaptık? README dosyası oluşturuldu diyelim. Bununla git push origin master diyelim. Hatta burada normalde sürekli origin master yazmamıza gerek kalmasın diye şöyle set upstream diye bir parametre gönderip origin master dediğimiz zaman bundan sonra sürekli origin master yazmadan direkt şöyle git push yazdığımız zaman da çalışır halde olacak. Onun haricinde şurada burada biraz gözükmüyor olabilir. Şu büyük biraz daha. Git remote ve dediğim zaman burada bir fetch göstermişti. Diyelim projeyi iki kişi geliştiriyorsunuz. Şöyle geldik buraya. Buradan ben tekrar bir düzenleme yapayım. Bu projede Node.js ve MongoDB kullanarak siz kitap uygulaması için diyelim bir web servis hazırladık. Burada commit mesajımı yazıyorum. Tekrar update readme.md kalsın böyle gönderelim. Direkt siteden yaptığım için direkt onaylanacak zaten. Gördüğünüz gibi şu anda proje bu halde. Readme dosyasını biri güncellemiş olabilir. Yine ben kendim güncelledim ama başkası da güncellemiş olabilirdi. Şimdi buradan ben bir istek yapıp göndermeye çalıştığımda diyecek ki önce bana güncel projeyi çek, sonra değişikliklerini yapıp gönder. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle git fetch origin master dediğimizde biz yapılan değişiklikleri görebiliyoruz. Ne diyor mesela? 3 tane değişiklik yapılmış diyor. Bakalım güncellendi mi? Güncellenmedi. Neden? Çünkü fetch ile biz sadece kontrol işlemini yapıyoruz. Şimdi çekmek için ne diyeceğiz? Git pull origin master diyeceğiz. Ama set upstream olarak belirlemiştik. Burada direkt çalışması gerekiyor. Git pull diyorum. Yani çek diyorum. Gördüğünüz gibi buraya sesli kitap uygulaması için diye karşı tarafın düzenlediği kod gelmiş oldu. Yani biz burada normalde direkt git pull diyebilirdik. Sadece git fetch origin master. Aslında burada origin master de yazmamız gerek yoktu. Çünkü upstream'imizi biz belirlemiştik önceden. Şimdi burada bunu yaparak git pull diyerek projemizin güncel halini çektik kendi cihazımıza. Yani normalde diyelim ben çekeceğim. Her seferinde şu fetch'i yapmama gerek yok. Zaten değişiklik yapıldığını biliyorsam otomatik güncellerim. Sonrasında commit atar kendi kodumu gönderirim. Yani Git ve GitHub kullanımı genel olarak bu şekilde. Ben yine proje devam ederken de buradan commitlerimi atıp göndereceğim. Projede burada kullanılabilir bir halde olacak. Mesela şu anda bizim 3 commitimiz gözüküyor burada. Parça parça. Mesela ne yapmışız diye bakalım. Şunu eklemişiz bu satırda. Bunu silip şöyle bir düzenleme yapmışız. Şöyle gelelim. Hatta şurada mesela buraya tıkladığımız zaman uygulamanın hangi teknolojileri kullandığını da gösteriyor. Tekrar güvercine dönelim.
Örnek olarak orada farklı şeyler de var. JavaScript var, HTML var, CSS var mesela. Burada yüzde kaç olarak neleri kullandığımızı da görebiliyoruz. Bir bilgi veriyor aslında bize. Git ve kitap kullanımı bu şekilde. Bir sonraki videoda MongoDB'yi bağlayacağız ve modellerimizi oluşturacağız. Sonraki videoda görüşürüz.